Beşiktaş-Frankfurt karşılaşmasında artı 5'in işaret edilmiş olduğunu da belirtelim. Cem Hoca'yla değerlendirmelerimize başlayalım. Hocam ilk yarı çok iyi geçmedi ama ikinci devrede Fenerbahçe biraz daha topu aldı. Biraz daha oyuna ilk yarıya göre hükmetmeye başlayınca o aradığımız, istediğimiz golü de bulduk. Birbirle dönüyor sarı lacivertliler. İlk yorumunuzu alayım. Çok sayıda sorum olacak. Aslında baktığında Twente maçındaki Fenerbahçe'nin 11 üzerinden konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin doğru bir 11 ile çıktığını konuşmuştuk. Fenerbahçe belki oyuna çok iyi başlamadı ama oyuna mahkum bir oyun oynamadı aslında. Evet. Fenerbahçe'nin yemiş olduğu o kötü gol, attıkları gol belki Fenerbahçe'nin defansın merkezindeki oyunculara yazar. Çünkü hep onu da söyledik. Fenerbahçe'nin eğer orada yüksek hava hakimiyeti olan oyuncular varsa onu attırmayacak. Çünkü bazen bakarsın yani 1.65'teki oyuncu bile kafayla gol atabilir ama bakıldığında da o pozisyonda o yüksekteki topa rekabet edebilecek oyunculara sahip Fenerbahçe. Ben Avrupa Kupası maçlarında böyle ucuz bedava gol yedirtmemek lazım, yenmemesi lazım. O tarafındayım işin. Hı hı. Fenerbahçe'nin açısından bakıldığında benim hoşuma giden taraf Fenerbahçe maça iyi hazırlanıyor. Yani maça odaklanıyor. Belki oyun olarak alışılmış, herkesin çok istediğimiz bir oyunla görünen bir Fenerbahçe görmedik bugüne kadar ama sanki bugün daha birlikteliği, daha çok böyle boy birbirleriyle 3-1'i buldu Beşiktaş. 90+3. Topağlar'da skor şimdi 3-1. Fenerbahçe'ye yine dönüş yapacağız. Masuaku ekranda. Ben golü göremedim. Siz evet, gördünüz mü? Kaleci büyük hata yaptı. Kaleci orta mı gol oldu? Yani şut orta karışımı. Şut orta karışımı. Bir Masuaku topu yenecek gol golü olmuş. Yemiyor, yenmeyecek golü yiyor. Sol çaprazdan Masuaku kaleye doğru topu gönderiyor. Ve kalecinin evet hakikaten büyük hatası var. Beşiktaş'a gelmeden önceki sezon West Ham forması giyerken Chelsea'ye oralardan bir gol atmıştı ama biraz daha kaleye daha net vuruştu. Masuaku'nun orada attığı gol hemen o aklıma geldi. O enteresan bir goldü. Burada sol çaprazdan taç çizgisinin olduğu bölgeden içeriye doğru bir top gönderdi. Bence bariz bir şekilde kaleye vurdu ama kalecinin önünden sekti top ve onun büyük hatası sonrası durum 3-1'e geldi. İkinci gol için Beşiktaş'ın yüklendiğini belirtelim. Cem Hoca'ya yine bırakayım sözü. Şöyle, ben açıkçası bu akşam Fenerbahçe'nin oyununda birlikte oynama alışkanlığının bir başlangıcı olarak gördüğünü söyleyebilirim sevgili Kerem. Fenerbahçe daha çok böyle bir takımdaşlık ruhuyla birbirleriyle yardımlaşan, birbirleriyle bölgeler arasındaki o uyumunu sanki yakalamak isteyen bir Fenerbahçe var diye düşündüm. Bir de Mourinho'nun Deniz'deki uzun durukan da söyledi. Yani sağ kenarındaki Fenerbahçe'nin o hani iştahını arttırmak için vücut dili konuştuğu işte arkadaş sahanın içerisindeki oyunculara hamleleri sanki oyunun içerisinde çok olan bir Mourinho da vardı. Ben Fenerbahçe'nin işlerinin iyi gideceği sinyalinin verdiği bir akşam olacak olduğunu düşünüyorum açıkçası sevgili Kerem. Detayları yine detayları konuşacağız sevgili seyirciler. Zeki Uzun Durukan'dan da hızlı bir Fenerbahçe yorumu olayım. Gökhan Hoca Beşiktaş maçını takip ediyor. Döneceğim. Ya şunu gördüm ben. Fenerbahçe Twente'den daha iyi takım. Ve tamam geriye düştü Fenerbahçe ama 0-0'ken de Fenerbahçe güçlü duruyordu sahada. Her an gol atacak hissini veriyordu. Geriye düştükten sonra da yine o güçlü duruşunu, sağdaki savaşçı futbolunu gösterdi. Yani ben buradan puan alacağım dedi. Başardı. Tabii burada Mourinho'nun da hamleleri, taktik anlayışı bunda etkili oldu. Sonuçta yani 4 puan önemli. Mourinho'nun ben Avrupa'ya en azından ligden daha fazla önem verdiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa onun için bir vitrin. Tekrar küllerinden doğmak istiyorsa kafasında ben bu Fenerbahçe ile yarı final, final belki kupayı alırım diye de düşünüyor olabilir. Beşiktaş-Frankfurt maçı noktalandı. Frankfurt 3-1 kazandı sevgili seyirciler. Son bölümde gelen Masuaku golü bizim için çok yeterli değil. Beşiktaş'ın bu turnuvada ikinci maç sonunda ilk gol olmuş oldu sadece.